terbiyesi yok, ekşisi yok. Yani doğru söylüyorlar, üzgünüm ama kıvamı çok sulu. Çok sulu. Ekşi yapmıyor. Evet, tavuklar böyle sote sote olmaz ki, didilenip konulur evet. Uzun uzun ince tel tel. Kusura bakmayın, ben de beğenemedim. Bilmiyorum, değişikler. Kaynanam dün çok yüklendi herhalde bunlara. Ben ya hakkımı savununca çok konuşuyorlarım. Hakkımı savunmayınca ona haklıymış gibi konuşuyorlar. Tamam, tuzsuz mu tuzsuz? Okey, kabul ediyorum. Ama çorba gayet yok, çorba bu şekilde olmaz diyorlar bana. Ne şekilde olur diyorum, ona da cevap veremiyorlar. Bir tavuklu çorbanın zaten 10 tane çeşidi var. Ama yani onlar bir çeşidi kafalarına birleştirmişler. Yerleştirmişler. O şekilde onu bekliyorlardı herhalde. Anlamadım hiçbir şey. 10 çeşit çorba vardır tabii ki. Çorbalar ama güzel değildi. Lezzet yoktu, tat yoktu. Hiçbir şey yoktu. Boş. Sarımsaklı mı yiyorsunuz mantıyı? Yoğurdunu nasıl yapıyorsunuz? Sade alayım canım. Teşekkür ederim. Siz nasıl yiyorsunuz? Siz nasıl yiyorsunuz yoğurdu? Ben sarımsaklı yerim de fark etmez. Hadi ben de sarımsaklıyım. Sarımsaklıyım. Ben de sarımsaklıyım. Siz nasıl yersiniz? Ben de sarımsaklı evet, alayım. Evet, dün benim gelinim de sordu. Kızdınız. Kızmadık. Kızdınız hiç cevap vermediniz. O buraya sarımsaklı yoğurt getirmemiş, siz kendi koymuş. Sarımsaklı alıyorsunuz. Kendi koymuş diye şey yapmış. Siz nasıl alıyorsunuz? Sarımsaklı. Bas sarımsağı Elif. Dün sizin geliniz. Hazır şey hastalık zamanı sarımsak antibiyotik. Kimin ne koyduğunu bilmedi. Dün evet. Kendine göre getirdi. Ağırdı yani. Gelinle sana bak bir şey demiyorum. Çok ağırdı. Bunu da kabullenin. Bak ben nasıl diyorum ki bir tık tuzu yok, bir tık da dur olmasa. Neydi, sen neydi? Hangi birini söyleyeceksin hangi, ki? Hepsi güzeldi. Neyini söyledim? Ya Allah aşkına kuzu incik miydi dünkü? Neydi? Kedi miydi? Neydi kuru, ya? Öyle bir söylüyorsunuz. Kedi miydi? Kuru kene getirmiş koymuş tabağın içine. Biz neyiz? Kedi mi dedi? Ya kedi miydi? Neydi? Kuzu incik miydi diyorsun? Ne etiydi? Erzurum mantısı. Özelliği yanının açık olması. İçine su giriyor bu mantının. Bir sosla tatlandırabilirdi. 60 biberi yesin. Doğru. Bir sos isterdi o kuzuncuk. İsterdi. Yani. Ben dedim ona. Evet. Soya sosu koyuyorlar, bal, pekmez. Çok, bu bana çok ağır kelime geliyor. Yani. Çok saygısız. 60. Ne ağır geliyor? 60 çok ağır. Yani. 60 tabağı sallamış tabağı öyle yapmış. Ne yapmış ne demek ya? Yani bu, o... Ne diyeyim ya? Bıçakla bana... ezmiş dedi. Hayır ezilmez. Sallamış öyle demedi. Hayır, sallamış mı? Tabağı atmış. Diyor. Eti fırına atmış diyor. Yani hani eti fırına atmış. Fırına sürmek gibi. Bak gördün mü benim kızımı? Hayır. Gördün mü? Hiç saygınızı beğenmedim. Gördün mü tabaklarımı, servisimi? Gördün mü tabaklarını? Gördün mü servisimi? Neydi gördüm? Saate bak kaç dakikada kaç saniyede getiriyor. Ne aynısı? Ama çorbalarımız duruyor hala. Ne aynısı tabak, ya? Çorbalar burada. Ben sizin çorbalarınız evet, duruyor. Evet tamam çorbalar servis duruyor. Yapıyor sırayla. Çorbalar gitmedi ama sırayla. Öyle dediniz zaten. Ama 4 kişiye de mantı verdi bu arada servisi. 4 kişiye mantı verdi, bir tadına bakın. Erzurum mantısı hanımlar, bugünkü mantımız. Evet, bakacağız. Tadına bakın. Servisi fena değildi. Getirdi. Ama yalnız şimdi iki tanesini aldı. Götürdü, koydu, ikisini getirdi. Bekletti o insanları mesela. Sonra topladı. Bence tabakları önce toplayacak, götürecek. Orada dördünü birden getirecek. Yani çorbalar dururken mantıları götürdüm. Ya biraz daha hızlı servis etmek istedim. Masada beklemek istemiyor kaynanalar. Yani nasıl götürmemi bekliyorlar? Hem hızlı olacağım, hem masada duracağım. Ya ben anlamadım yani. Bunu ne istediklerini kendileri de bilmiyor aslında. Melek Hanım huzurevinde çalışıyormuş herhalde. Hastalara göre, ben hastalara yapıyorum, içine ekmek doğruyorum, yediriyorum falan dedi. Yani hastalara gerçekten çok şifalı bir çorba. Yapsın yedirsin, yani iyi yapıyormuş. Ama onun hastaları içiyor diye biz o çorbayı içmeyeceğiz anlamına gelmiyor bu. Yani ben de bu çorbayı çok seviyorum. Biz bu çorbayı evde çok fazla tüketiyoruz. Yani anlamadım. Ya dolmuş dolmuş gelmişler, ağzı olan konuşuyor. Sarımsaklı geldi önüme. Bunu değiştirebilir misiniz? Ben sarımsaklı sevmiyorum şey. Çünkü hem mantısı sert, hem bir koku var. Koku var. Koku ne? Kıymadan sarımsak neden kokusu ama. Hayır, sarımsak kokusunu anlarım ben. Kıymadan neden bir koku var mantıda? Bir de sert mi? Pişmemiş. Pişmemiş. Hamuru sert mi? Evet, sert. Lezzeti? Salladı kafayı. Pişmemiş. Yok lezzeti de. Pişmemiş. Sarımsaklı yoğurt geliyor ağzına. Mantı gibi değil. Gelin Hanım bunu değiştirebilir misin? Sarımsaksız tamam. İstemiştim ben. Pişmemiş diyorlar mantına Elif. Bir bakın bakacağım. Bir tane daha alıyorum ama koku var mi? Diyor kıymada diyor çok Ayten ser. Hanım. Hamurunuz kalın açılmış. Kalın mı? Ağır koku var. Kalın mı? Evet, bir geliniz konuşsun. Dışı bile görünüyordu. Nasıl kalın olmuş? Şu anda mesela ben bakıyorum nasıl kalın olmuş. Gerçekten hamurunuz bak, çok bak, kalın. Bak gördün mü? Çok kalın. Çatalı evet. Batır bak hadi çok kalın. Ben de bakıyorum şu anda nesi kalın onu anlamadım. Yani mantı hamuru bakar mısın? Biraz daha ince olması lazım. Şimdi bu Erzurum mantısı, bu Kayseri mantısı değil ki. Kızım bakar mısın?
Bak, yani mantı dediğinde mantının şekli kaymış. Hamurunun zaten ince olması şekli lazım. Şekli kaymış Ruska değil. Şekli, o zaten nasıl kaymış onun? O zaten o şekilde yapılıyor. Hatta ve hatta bu mantı daha büyük yapılıyor. Şöyle bir şey oluyor. Bunların boyutları var. Yani ideali şu boy. Ben tamamen hani yok kolaya kaçmışsın, küçük büyük yapmışsın demeyin diye orta boyu yaptım bunu. Ya büyük Erzurum yap, küçük yap kızım. Bak, lezzeti olduktan sonra büyük küçük fark etmez. Lezzet olduktan sonra. Hani lezzet yok, bir de ağır bir koku var mantıda. Kimse kokuyu demedi. Etinde mi artık mantısının kokuyor? Taş gibi mantıydı. Sulu alıyoruz. Benim gelinem sulu sever böyle. Üzerine evet, tereyağı evet, şey yapar, pul biberle şahane olur. Akşam da yaptırdım. Oh. Menüyü yaptırdım. Çok da güzel oldu. Evet Melek Hanım, mantıyla ilgili derken hop gitti. Mantı neyse mi? Siz yiyin sonra. Ha? Beğenmediler. Aa, pişmemiş ya diyorlar. Kalın diyorlar. Fidan Hanım siz yemiş miydiniz? Daha şimdi yemedik. Yeni, yeni başlıyor. Ha yeni yiyeceksiniz. O zaman bir Melek Hanım'ı dinleyelim. Beynir buyurun. Beynir getirin yanına. Hı-hı. Mantısının etinde koku gelmedi bana. Bana da gelmedi. Bana geldi. Evet bana da. Etinde olabilir. Koku gelmedi. Peki mantı mı? Nasıl mantı? Mantı gibi mi? Yani mantı performansı dün alamadınız ya bugün aldınız. Dün alamadık mantı. Ama mantı performansı. Mantısı Erzurum'u, mantısını, hıngelinizi bunları bilirim. Hıngel patatesle yapılana diyoruz. Bir onları bilirim. Benim gelinim de Erzurumlu. Ha, ne güzel. Çok yerim orada. Onlar da. Onları bilirim. Erzurum mantısında yapma şekli, açma şekliyle bunu o şekilde bir cümle bulabildim. Bunu yan yana getirdiğimde evet kızımız hamuru biraz kalın açmış. Kalın. 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 Evet. Hamur kalın. Ya, kızımız hamuru biraz kalın. Kıyması gözüküyor, kıyması. Orta yerden kızmayı, gözüküyor olabilir, kırması. Kenarları kalın. Kenarları iki evet kat yapıyorsun, herhalde evet olacak kalın. Ortasından gözüküyor diyorsunuz. Baklava ama baklava hamurundan sert mı yapaydın? Sert. Sen kendi hamuruna baksana diyor. Ben baktım. Sizin hamurda yani aynı kıyma hı içinde oynuyor. Aynı sertti, sert. Misket gibi olmuş içinde oynuyor içinde. Dün i̇çinde oynuyor öyle misket dediniz. Gibi içinde, misket evet havası mı oynuyor? Kıyması evet da gözükmüyor Gülesar Hanım, misket bakın gibi içinde oynuyor. Niye tutmamış? Yani ortasına koyduğunuz için orada bir topaklık var ama kıyması da gözükmüyor yani hamurunuz. Niye gözüküyor? Bak gözükmüyor. Üstünde öyle siyahlık tabii gözüküyor. Haşlandığı için siyahlık gözükür içinde. Siz de beğenmediniz Fidan Hanım, öyle mi anlayalım? Ya, aynı, ya dün senin bak dün aynı, senin kıymanda hiçbir şey yok ve tam tersi ben hiç beğenemedim. Evet. Dün senin kıymanda hiçbir tat tuz yoktu. Bunda da bak, hiç yok, içinde misket gibi geziyor. Bakıyorum bugün dilin çok hiç uzamış. Hiç. Bak dün hiç bir içinde ne bir baharatı vardı ne tuzu vardı, bak bakayım buna. Sizinkinde var mı? Ben benzetti seni. Yedim baktım şey açtım hiç içinde kupkuru duruyor. Yok kupkuru. Evet. Ne koydu kıymasına? Ne koyacak? Ne koyuyorum canım. Ne koydu diye. Evet. Başka? Soğan rendeledin mi? Soğan rendeledi tabii mi? Tabii ki soğan ince ince doğradı içine. Rendelemedi. Rendelemedi. Evet. Ama soğan tadı yok. Neden? Senin İşte hikmetse ince doğradı ama. Bir tane soğan. Görürsünüz zaten. Çok ince doğradı. Bunu özel evden getirdik. Peynir toplarının altına koyacağım ben bunları. Biber yatağında peynirli ceviz topları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.